Bismillahirrahmanirrahim. İmam Ali radıyallahu anh Risale-i Nur'a dair 3. bir kerametidir. Evet, 18. ve 28. lemalarda izah ve ispat edilen iki zahir kerametini teyit ve takviye ederek Kaside-i Celal-i Nur'dan sarahat derecesinde haber verdiği gibi yine o kasidede Sirac-ı Nur'un en namdar risalelerine parmak basıyor, adeta alkışlıyor ve 8 adet Remzi ile meşhur bir bir kısım risalelerini gösteriyor. Birincisi Risale-i Nur'a tasrih eden Tukadu Siracun Nur Sirran Beyana fıkrasından sonra Süryani lisanıyla Esma-ı Hüsna'dan istimdat ve Süveri Kur'an'ı ile bir münacat yapıyor. Tam 33 surelerle öyle garip ve manidar bir tarzda zikrediyor diyor ki bir kısım sırları ve gaybi haberler dahi bildirmek istediği anlaşılıyor. Ben sıkıntılı bir zamanda İmam Ali radıyallahu anh Ayetül Kübra namını verdiği 7. şahı bitirdiğim aynı vakitte itikadımca bana acele bir mükafat ve bir ücret olarak geceleyin celceleti okudum. Birden bir ihtar gaybi gibi kalbime denildi. İmam Ali radıyallahu an Risale-i Nur ile çok meşguldur. Mecbundan haber verdiği gibi kıymetli risalelerine de işaret derecesinde remz edip ima ediyor. Eğer sarih bir surette gaybtan haber vermek çok zararları bulunduğundan ve hikmete münafi olduğu cihetle hikmet ilahi tarafından yasak olmasaydı tasrih edecekti. Mesela sureleri taadat ederken 25. geldiği vakit diyor ki Bir hakkı tebareke ve sa'ilin ve bir sureti tehmizati ve şemsü ve şemsu zerve ve necm-i izaheve ve iktarabet ile umuri takarabet. Ben şöyle konuyu bir özetleyeyim ondan sonra konuya girelim abi. Hazreti Ali radıyallahu an Risale-i Nur'dan hani Celcelet'e bahsetmiş abi. Diyor ki abi Süryani lisanıyla Esma Hüsna'dan istimdat, Esma Hüsna'dan yardım ve Sure-i Kur'an ile bir münacat yapar. Kur'an'ın sureleriyle bir münacat yapar. Hazreti Ali radıyallahu anh Celcele ötesinde abi. Tam 33 surelerle, 33 tane surelerle öyle garip ve manidar bir tarzı zikrediyor ki bir kısım sırları ve gaybi haberleri dahi bildirmek istediği anlaşılıyor. O sureleri ve o e, esmaları zikrederken abi bir kısım sırları ve gaybi haberleri dahi bildirmek istediği anlaşılıyor. Ben sıkıntılı bir zamanda İmam Ali radıyallahu an Ayetül Kübra namını verdiği 7. şuayı bitirdiğim aynı vakitte itikadımca bana acele bir mükafat ve bir ücret olarak geceleyin celceleti okudum. Birden bir ihtarı gaybi gibi kalbime denildi. İmam Ali radıyallahu an Risale-i Nur ile çok meşguldür. Mecmuundan haber verdiği gibi kıymetli risalelerine de işaret derecesinde remz edip ima ediyor. Eğer sarih bir surette gaybden haber vermek çok zararları bulunduğundan hikmete münafı olduğu cihetle hikmet ilahiye tarafından yasak olmasaydı tasrih edecekti. Yani çok açık bir şekilde bildirecekti. Mesela sureleri tadad ederken şimdi imam Ali Radiallahu anh sureleri abi surelerle münacat yapmış. E, celal surelerin ismini söylerken 25.'ye geldiği vakit diyor ki abi ve bir ve bi hakki tebareke sünnenun. Ben şöyle şöyle yazayım abi. Birincisi ve bi hakki tebareke. Tebareke Mülk Suresi abi. Sünnenun sonra Süme zaten normalde Arapçada sonra demek. Nun da e, Nun vel kalem ve ma yesturun. Kalem suresi abi. Vesailin. Vesailin de Meariş suresi. Abi bunları yazayım. Bunların sure sıralarında yazacağım. Ve bunların Risale'nin münasebetini de yazacağım abi. Burada geç abi. Direkt şey yazacağım abi. Direkt olduğu gibi e, metini yazacağım abi. Şöyle. He, şöyle yazayım abi. Yani Hazreti Ali radıyallahu anh'ın An 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 Celcelet'e de sıra olarak sıraladığı sıra bu yani abi. Söyle. Mesela şöyle. Birincisi benim biraz yazım kötüdür ama. Olsun, olsun. Şimdi bunların karşılıklarını yazacağım abi şöyle. Şimdi abi Mülk Suresi 67. sure. Şuraya 67 yazayım. Kalem Suresi 68. 68. Meariş suresi. Burada saydığı sıraya göre ben yazdım abi. Böyle 1, 2, 3, 4, 5 diye. Şimdi Meariş e, me suresi 70. Sonra Hümeze 104. Tekbir 81. Zariyat 51. 51 mi? Hafız Necm 53. 54. Şimdi abi Hazreti Ali radıyallahu anh 25. şeye geldiği vakit abi e, sureleri sayarken tek tek böyle 25. şeye geldiği zaman kaside geldiği zaman abi kaside, sıra metne. He, metne sıraya geldiği zaman diyor ki abi ve bir hakkı tebareke sümme nunin e, ve sailin yani sail meariş suresine denk gelir, abi. Ondan sonra bir suret tehmizet hümeze e, ve bu şemsi kuvirat bu da şey abi kübre suresi ve biz zerriyati zerve ve necmi ondan sonra ve necmi iza ondan sonra da ve iqtarabet ila al ukuri takarabet. yani kamer suresini işaret ediyor. Şimdi abi bunların Kur'an'da sırası Mülk suresi 67, Kalem 68, Meharic 70, Hümeze 70 şey 104, Tekvir 81, 51, 53, 54 diye gidiyor abi. Şimdi risale Nur'daki sıraya göre Hazreti Ali radıyallahu anh bu sırayı abi Kur'an'a göre yapmamış yani. Risale-i Nur sırasına göre dizmiş abi. Bu Mülk Suresi Üstad Hazretleri ileride söylüyor da ben tafsirata girmiyorum abi. Direkt şey yazacağım. Mülk Suresi abi 25. söze bakıyor abi. Bunu kendisi zaten söylüyor abi. Bu Üstad mı söylüyor? Evet abi. nasıl söylüyor? Göstereyim abi. Direkt şeyden başlamış normalde de. 29. 29.ya geldiği zaman İzeşşemsu <laughs> kuvvirat. Ondan sonra mesela İzeşşemsu <laughs> kuvvirat demek abi diyor ki kıyametin ve harbi alemin. 29. söz işte e, bekayru haşre dair ya abi. Ondan sonra 30. söz mesela ve bir zerrat zerve. Zerrat risalesine işaret etmiş abi. 30. sözde geçiyorum abi. Bak. Ondan sonra 30. sözden sonra hani zerra dedik ya ve min diyor abi ve necmi izahe bak ondan sonra bunu söylemiş yani abi. Sıraya göre. Bu da yani ve necmi yani şeyin miraç risalesi yani abi. 30 zer, zerre risalesinden sonra miraç risalesi geliyor abi. Ondan sonra ve bir ihtirabet saatu ve enşakkal kamera demiş yani. Bu da bu necm suresinden sonra da muallim e, kamer hani 31. sözün e, zeyle <laughs> he zeyle olan kamer risalesi geliyor abi. Şak kamer risalesi geliyor. Bunlar bizim külliyatta mı yazıyor? <laughs> Mesela diyor ki abi ve bir hakkı tebareke. Dedik ya Mülk suresine bakır abi. Şey 20 burada diyor abi. Diyor? Ve bir hakkı tebareke diyerek yani şu Mülk suresini işaret ederek Risale-i Nur'un en mübarek ve bereketli olan 25. sözün ehemmiyetini gösteriyor diyor abi. Yani bu 25. söze bakır abi. <laughs> Allah Allah. 25. söz. Sayfa kaç abi o okuduğun gibi. Bu abi... Çünkü biz kitapta bakacağız da... Şualar. Ciddi diyor. <laughs> abi <laughs> sekizinci şah. Böyle hülasa yapıyoruz sekizinci şah şu an. Burası mesela abi e, 738'in son paragrafı. Sen bakma bizim kitapta var. Sizler neşret Yok yok normal en var şey neşret. neşret. <laughs> <Evet>. Bizim külliyat. <külhan. gülüyor> <laughs> İbrahim sen yaz ya Tamam ben direkt yazayım abi. <laughs> <laughs> Şimdi bu kalem suresi. Normal Üstad... <laughs> üstad Hazretleri zaten abi Nun için diyor ki kelam ezeliye bakıyor abi. Bunu yine diyorsun, kelam Nun için kelam ezeli. Bak Subhanallah tam açıldı abi. Elim <gülüyor> <mi>? <gülüyor> <gülüyor> diyor ki abi Üstad ee, şöyle okuyayım abi. Nun vel kalem ve ma ayeti bütün kalemlerin ve tasdir ve kitapların aslı esası ezeli, mehazı ve sermedi üstadı, kaderin kalemi. Yani kader risalesi abi. Şey. Ha aynen. Kalem. Nun. Aynen. Nun vel kalemi ve maesturun. 26. Yıl. 26 yıl. Evet abi. Bu Allah. 26. Allah. <laughs> 26. söz. Bu da abi şeyden cehennem yani 20 e, 27. sözden bahsediyor. Şey cehennem diyor. 20. 300 sene sonra mı çıkıyor bu ortaya? Evet abi. Üstad Hazretleri bakın abi. Buranın başında da söylediği gibi. Şimdi şöyle bir soru. Ben şunları yazayım. Ondan sonra soru sorabilirsiniz. benim aklımda da size soru soru cevap vereceğim abi. Şöyle. Bu da 31. sözün zeyni yazayım. hepsini sıraladıktan sonra onu da kamera ek olarak yapıyor burada yani işte. Şimdi abi, şimdi söyle, soru gelebilir. Nereden bilelim ki Üstad Hazretleri Celcelet'i açıp bakıp da Risale-i Nur'u ona göre yazsın. Yani bu sıraya göre yazsın. Böyle bir soru gelebilir. Üstad Hazretleri şimdi başında da söylediği gibi 28. Leman'ın evet. birinci nüktesinde. Bu Osmanlıca teksirle emalar mecmuasına geçir. Risale-i Nur genel yazıldıktan sonra Üstad Hazretleri diyor ki abi Hazreti Ali radıyallahu anh'ın ilminden sordum diyor. Benim risalelerimden haber veriyor musun? Oradan karşıdan manevi cevap geliyor abi. Diyor ki hem de tasrih bir suret yani açık bir şekilde cevap veriyorum. Yani surelerinden haber veriyorum. Ondan sonra ve bil ayetül kübra ve asay musaya giriyor yani. Zaten burada da başında söyledi abi. Bakın diyor ki abi ben sıkıntılı bir zamanda İmam Ali radıyallahu anh'ın Ayetül Kübra namı verdiği yedinci şuyu bitirdiğim aynı vakitte şurası abi. İtikadımca bana acele bir mükafat ve bir ücret olarak geceleyin. Bakın Üstad Hazretleri ne zaman? Ayetül Kübra'dan sonra fark abi. Celceleti okudum. Birden bir ihtarı gaybi ile kalbime denildi. İmam Ali radıyallahu Risale Nur ile çok meşguldür. Ondan sonra söylüyor yani. Mecmundan haber veriyor diyor abi. Böyle var mı abi? Sormak istediğin yani soru varsa. Bir şey dedin ya, e, Hazreti Ali Aradiyallahu anh'a sordun e, Risale-i Nur'dan haber veriyor musun? Aynen. Nerede geçiyor? Bu 28. şey teksir lema, Osmanlıca lemalar. 28. Birinci nüktede abi. Hemen başında. Aslında olsa az bir şey okuyabiliriz. Osmanlıca okuruz. Evet. İstiyorsanız okuyalım yani. 25. sözü nasıl işaret ederiz? Ömrüm orayı Bak o kim? şu içinde zaten söylüyor değil mi? Evet abi hepsi böyle söylüyor. Diyor ki abi ve bir hak e, ve bir hakkı diye. diyerek Risale-i Nur'un en mübarek ve bereketli olan 25. sözün ehemmiyetini gösteriyor. Ondan sonra hepsini tek tek sayıyor yani. Yani burası böyle abi. Daha çok sırlar var da inşallah açılır. Çok garip ya. tamam. Yani. tamam sen bunların böyle yani bunu merak edip ortaya çıkmasına merak mı Nasıl çıktı? Nasıl bu mevzu? Bununla abi şey var. Bizim Mehmet Ali vardı ya hafız. Beraber konuşurken böyle açıldı yani abi. Beraber şey yaparken Allah razı olsun ondan, ondan da istifade etmiştim yani ben. Hafızlar. Aynen.